Şimdi aslında emsal olabilecek bir karar var. Mahkemenin verdiği bir karar var sırada. Çaydanlık silah sayıldı. Bu kararda Uşak'ta karısına çaydanlık fırlatan bir koca için verildi. İlk kararı yerel mahkeme verdi ve 2 yıl 13 ay 15 gün ceza aldı koca. Ancak Yargıtay bu cezayı az buldu ve Rafet Gürsoy'a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. Dediğim gibi tabii bu karar belki de emsal niteliği taşıyacak. Eşinize evde sinirlendiğinizde, öfkelendiğinizde çaydanlık fırlatır mısınız? Hayır, yok, olmaz. Kaba kuvvet yok. Ne yaparsınız? Bilmem, öldürürüm herhalde yani. Eşine sıcak çaydanlığı fırlatıp hastanelik etti. Yargıtay emsal bir kararı imza attı. Çaydanlık silah sayılır mı? Bence sayılmaz. Ona kaldıksan da kaçıkta silah sayılır. Kalkar kafasına vurur. Uşak'ta yaşayan Rafet ve Zeliha Gürsoy çifti akşam yemeğinin ardından çay demlediler ve ikili çay içiyordu. Aralarında tartışma çıktı. Rafet Gürsoy karısına evdeki çaydanlığı fırlattı ve onu hastanelik etti. Uşak'ta eşine çaydanlık fırlatıyor. 70. Kızmıştır belki adam yani. İlla kadın bir şey yapmış. İyi çek koçum. Çaydanlık fırlatmış, 3 yıl hapis almış. Aa, o ayıp. Bu adalet değil. Kadına şiddete tabii ki hayır diyoruz hep birlikte. Kesinlikle kabul edilebilir bir şey değil. Doktorlar talihsiz kadının yarasının basit tıbbi müdahaleyle giderilemez olduğunu raporladı. Zeliha Gürsoy kocasından önce şikayetçi oldu, sonra vazgeçti. Kadın şikayetini geri çekse de kamu davası açıldı. Yerel mahkeme kocaya 2 yıl 13 ay 15 gün hapis cezası verdi. Yargıtay ise cezayı az buldu. Çaydanlığı silah sayarak 3 yıl hapse mahkum etti. Bence doğru bir karar. O da fazla olmuş ya. O kadar da değil yani. 3 ay 5 ay neyse de. Bana göre bir kadına kalkan el hakkı müebbet bana göre. Ama bence bir müebbet yemeli. Çaydanlığın silahtan sayılması da Yargıtay kararları arasına girmiş oldu. Siz dövüyor musunuz evde eşinizi? Bir öfkelendiniz mi? Ben döveceğim öyle mi? Savunuyorsunuz. Dövmem karımı. Karımı severim ben. Hiçbir şey yapmam. Ayrıca 4. karım yok. 3 evliyim ben. 3 eşiniz var. 4. okuyu arıyorum zaten. Nasıl? Aynı anda 3 kişiyle mi evlisiniz? Tabii canım. Şiddet uygulamadınız hiçbirine. Hayır, hepsi severim. Hepsi birbirinden güzel. Değil mi kardeş? Bak iyi çekiyor. Şaka değil mi bu? Şaka. Birisi şaka olduğunu söylesin bana.